Şangay İşbirliği Örgütü, Şangay Paktı, söyleminin yükseldiği bu günlerde Avrupa Birliği'ne giriş talebinin dibe vurmasının sebebi nedir Türkiye'de? Oysa Avrupa Birliği, hak ve hürriyetler, adalet, demokrasi, barış, refah medeniyeti ve dünyanın en büyük barış projesidir aslında. Bediüzzaman'ında müsbet gördüğü birinci Avrupa'dır. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyzle. Hakiki İsevi dininden aldığı feyzle. Yani tarif edilmemiş kısımlarından aldığı feyzle hayatı içtimai beşeriyeye, insanlığın sosyal ve toplum hayatına nafi sanatları, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları, fenleri takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefi tabiyenin zulmetiyle, tabiat felsefesinin karanlığıyla, kararmışlığıyla, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, medeniyetin kötülüklerini, günahlarını, çirkinliklerini güzellik zannederek, beşeri sefahete ve dalalete, sapıklığa, sapıtmışlığa sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyor. Ve devam ediyor ikinci Avrupa'nın ve felsefenin Avrupa'yı ve insanını o günden bugüne ne hale getirdiğinin, nasıl perişan ettiğinin bütün unsurlarını göz önüne seriyor. Şimdi demek ki iki Avrupa var. Nasıl iki Türkiye var? Nasıl her ülke hemen hemen iki, yani Avrupa'da ikidir. Burada Müslümanların en büyük problemi Avrupa'ya toptancı yaklaşmalarıdır. Bir kesimi bütünüyle onu kucaklıyor, ne varsa alıyor, seyyiatıyla, kötülükleriyle, felsefesiyle, olumsuzluklarıyla. Bir kesimi ise bütünüyle reddediyor. Bütün iyiliklerini, güzelliklerini, hak, hürriyet, adalet, hukuk, demokrasi vesaire gibi fen ve sanat ve ilmini, Avrupa'dan gelen ne varsa onu reddediyor. İşte Bediüzzaman burada ayrımcı, toptancı değil. Her şeyi olduğu gibi tavsif ediyor ve Avrupa'nın ikiye ayrıldığını söylüyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Beyannamesi'nin bildirgesinde bir anayasa hükmündedir. Ve temel hükümleri şöyledir. İnsan onuru, yani haysiyet ve şerefi, hürriyet, eşitlik ve dayanışma üzerine inşa edilmiştir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanmaktadır. Birlik vatandaşlığını tesis ederek ve bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi oluşturarak bireyi, yani fertleri, etkinliklerinin merkezine yerleştirir. Yani Avrupa Birliği ve demokrasilerde zaten bireyi, ferdi esas alır, devleti öncelemez, ferdi önceler. Birlik, yani Avrupa Birliği, ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunurken,
Avrupa halklarının kültür ve geleneklerinin çeşitliliğini yanı sıra üye devletlerin milli kimliklerini kabul eder, ulusal yani milli, bölgevi ve yerel düzeylerde kendi kamu makamlarının düzenlenmesine saygı gösterir. Yani Avrupa Birliği'ne girince bütün milli değerlerimizi vesairemizi artık kaybedeceğiz, yitireceğiz veya nazara alınmayacak diye bir kaydı yok. Avrupa Birliği'nin insan hakları bildirgesinin ve yani anayasa maddesidir bu. Herkes kendi milli değerlerini, örf ve geleneklerini koruyabilecek ve buna uygun düzenlemeler yapabilecektir. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye çalışır ve insanların, eşyaların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımını ve yerleşme özgürlüğünü, hürriyetini sağlar. Bu gaye ile temel hak ve özgürlüklerin sosyal ilerleme, ilmi ve teknolojik gelişmeler ışığında korunması hedeflenmiştir. Tabii ki bütün bu maddelerin böyle madde madde ondan sonra sıralanmış ve teferruatıyla ortaya konmuştur. Avrupa Birliği yaklaşık 28 ülkeden müteşekkil, 507 milyon tüketici kapasitesi ve 33.928 dolar yani 34 bin dolarlık kişi başı geliriyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Almanya bile yalnız başına 57 İslam ülkesinin ürettiği kadar mal üretip satıyor, kendi yediği hariç. Tabii ki ilme, tekniğe, teknolojiye yaptığı katkılar ayrı. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin 507 milyon nüfusun 21 milyonu Müslüman. Hollanda'nın nüfusundan 6 kat büyük. Yani Avrupa'daki Müslümanların sayısı. 4 kere Danimarka ediyor Müslümanlar, 21 milyonlu Müslüman. 2,5 kere Yunanistan ediyor vesaire. Demek ki Avrupa Birliği'nde artık Müslüman bir ülke vardır diyor Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen. Hak, hürriyetler, adalet, demokrasi, refah ve medeniyet projesi olan Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesini kim istemiyor? Ve niye bugüne kadar giremedi? Müslümanların aslında Avrupa Birliği'nden 21 milyon Müslümanın Avrupa'dan kopup ülkelerine geri gitmemesi, Avrupa Birliği'nin hak, hürriyet, adalet, barış, refah ve yönetim sisteminin daha iyi olduğunu zaten göstermiyor mu? Şu halde Şanghay örgütüyle kıyas edilmeyecek Avrupa Birliği'ni kim istemiyor? Neden Şanghay'a yöneliyorlar? Neden onu gündeme sürüyorlar? Ve neden Avrupa Birliği'ni Türkiye'de eskiden %72 olan %72 katılımı istiyordu. Şimdi neden diplerde? Sebebi ne? 28 Eylül 1992'de kurulan Avrupa Birliği, daha önce Avrupa topluluğu, ekonomik topluluğuydu. İşte 92'de, 28 Eylül 92'de kuruldu.
1993 yılında Avrupa Birliği Anlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle Avrupa Birliği tam olarak kurulmuş. İnsanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak vasıflandırılan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun yani Avrupa Birliği'nin 1958 yılında kurulmasından sonra kısa bir müddet sonra Türkiye 31 Temmuz 1959'da topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Türkiye adına bu başvuruyu Demokrat Parti lideri ve Başbakan Adnan Menderes yapmıştır. Menderes bu başvuruyla Türkiye'nin Avrupa'ya ilk adım attığını ifade etmiştir. Peki attığı bu adımların sonu niye gelmiyor? Epey bir mesafe alındı, başka adımlar alındı ama son adım niye atılamadı? O günden bugüne niye Türkiye Avrupa Birliği'ne giremedi ve Avrupa Birliği niçin Türkiye'yi almamak için ayak diretiyor? Başta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyen başta Kemalist sistem ile beraber ondan beslenen bürokrasi Avrupa Birliği'ni istemiyor. Çünkü bütün yetkilerini, etkilerini kaybedeceklerdir. Artık her şey şeffaf ve demokratik olacak. İsteyen istediği gibi har vurup harman savurmayacaktır. İki, zaten müstebit Kemalist sistem bunu istemiyor. Darbelerin yapılmasının da bir sebebi budur. Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaşsın. Avrupa Birliği de böyle darbeli, karma karışık ve darbe anayasasıyla yönetilen bir ülkeyi almasın diye darbeleri de onun için yapmışlardır. Avrupa Birliği'nde sanıldığı gibi dininden dolayı değil, Türkiye'yi almaması dininden dolayı değil, zira Müslüman olduğu halde pek çok batılı askeri, siyasi, ekonomik oluşumların, kuruluşların, örgütlerin üyesi zaten. Eğer Müslüman olduğundan dolayı alınmamış olsaydı zaten bu kuruluşlara da alınmayacaktı. Avrupa Birliği neden istemiyor? Türkiye'yi bu haliyle, bu anayasa ile baştan ayağa yasaklarla dolu ve sistem ve rejim kişinin fikirleri üzerine oturmuş, bir kişinin. Şahsın görüşleri üzerine oturtulmuş. Anayasanın ilk maddeleri bile, girişindeki maddeleri bile, Türk milliyetçiliği, Türk anlayışı vesairesi hepsi Atatürk milliyetçiliği üzerine kurulduğu için Mustafa Kemal'in. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde böyle bir şey yok. Hürriyet var, toplum ne istiyorsa öyle yönetilecek, idare edilecektir. Halbuki anayasada, Türkiye'nin rejimi de, sistemi de vesairesi de müstebit Kemalist sistem üzerine, şahsın fikirleri, düşünceleri üzerine oturmuş olduğunda Avrupa Birliği onu kabul etmiyor. Bugünkü iktidar yani AKP de istemiyor ve onu iktidara taşıyan ikinci Avrupa da istemiyor. İkinci Avrupa felsefeden beslenendi, her şey menfaat üzerine döndürüyordu. Dolayısıyla Avrupa Birliği içinde ikinci bir Avrupa var. O ikinci Avrupa AKP'yi iktidara itmiştir, yönetmiştir. Ve AKP zaten
Avrupa Birliği'ni istemiyor, milli görüşten geldiği için, batılı bir kulüp olarak da baktığı için. Ve zaten neredeyse 2000'li yıllarda Türkiye, rahmetli Demirel'in ve Ecevit'in çalışmalarıyla Türkiye neredeyse Avrupa Birliği'ne giriyordu. İşte öyle bir hal meydana getirildi ki 28 Şubat 97 darbesiyle ve 2000'li yıllardaki düzenlemeyle AKP'nin iktidara gelmesiyle artık Avrupa Birliği'ne girmek hayal oldu. Onlar da zaten böyle bir oluşum ve böyle bir sistemi kabul etmiyorlar. Bazı dindarlar da istemiyor Avrupa Birliği'ne girmeyi. Neden? Bunun sebebi Avrupa'nın, yani Avrupa Birliği'nin her şeyi, hatta olumsuz değerlerini de dayatacağı düşüncesidir. Oysa Avrupa Birliği'nin anayasası ve bildirgesinde daha önce gördük ki ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesinde katkıda bulunurken Avrupa halklarının kültür ve geleneklerinin çeşitliliğini, yani yanı sıra üye devletlerin milli kimliklerini kabul eder, milli, bölgevi ve yerel düzeylerde kendi kamu makamlarının düzenlenmesine saygı gösterir. Elanda öyle. 28 üyesi var ve her üyenin de kendi milli kimliğine göre kanunları var, düzenlemeleri var. Kamu düzenlemeleri var. Genel prensipler, demokrasi, hürriyet, insan hakları vesaire, adaletin dışında kendi örf ve inançlarına ve geleneklerine göre onun ters olmamak şartıyla onları da kabul ediyor ve saygı duyuyor ve onların geliştirmesine de katkıda bulunuyor zaten. Dolayısıyla dindarların Avrupa Birliği'ne girmesinden korkmasına gerek yok. Ki zaten kötülükleri, olumsuzlukları, sefaheti, açıklığı ve saçıklığı düşünüyorlarsa zaten Türkiye çoktan onları, hatta kimi zaman onları geçmiş durumdadır. Dolayısıyla korkacak bir durum yok. Ve maalesef bu maddeyi bilmeyen, dinde hassas ve muhakemeye akli eden nakıs olanlar böylece aldatılıyor. Avrupa her şeyi dayatacak diye. Şunu aslında düşünemiyorlar. Karşı olanlar, dindarlar şunu düşünemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi eğer onlar için kötü, onlar için pardon iyi, bizim için de kötü olmasaydı çoktan alırlardı. Yani bizim için iyi olsaydı, iyi olduğuna göre almak istemiyorlar. Onlar için kötü bir durumdur. Onlar için iyi bir şey olsa. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne girince ezanıyla, namazıyla, bayrağıyla, örfleriyle ve gelenekleriyle girecektir. Ki zaten onlara da zaten saygı duymak zorundadır. Avrupa Anayasası'nın, yani Avrupa Birliği'nin anayasasına, temel haklarına, temel haklar beyannamesine, bildirgesine, kriterlerine bakınız ne kadar çelişiyor. Yani Avrupa Birliği'nin anayasası İslamiyetle, İslami değerlerle ne kadar çelişiyor? Ne kadar çelişkileri var? Bir şahsın düşünceleri üzerine oturan baştan ayağa yasaklarla dolu kemalist ve darbeler anayasası mı daha iyi? Deccalizm ve süfyanizmin kurguladığı bir anayasa, bir yönetim biçimi mi daha iyi? Yoksa hak, hürriyet, adalet, barış üzerine, refah medeniyeti üzerine kurgulanmış bir Avrupa Birliği kriterleri mi
daha iyi? Bir kıyas ediniz bakalım. Hangisi İslam'a daha yakın? Hangisi İslam'la taban tabana çelişiyor? Hangisi onunla uyumlu? Faize boğulan, hukuktan, şeffaflıktan, kontrolden mahrum, suistimalci ekonomimiz mi daha iyi? En iyi ekonomi sıfır faizli ekonomidir diyen ve neredeyse bunu uygulayan Avrupa Birliği mi daha iyi? Avrupa'ya toptancı yaklaşanlar da karşı geliyor. Halbuki toptancı yaklaşıyor. Halbuki şeyin alt köprünün altından çok sular akmıştır. Bütün toplumlar, topluluklar değişmiştir. İmparatorluklar gitmiş, ondan diktatör ülkeleri gitmiş, hürriyet gelmiş, demokrasi gelmiş, büyük değişimler, dönüşümler yaşamış insanlık. Avrupa Birliği de, Avrupa'da Haçlı seferlerinden, kolonyalizmden, sömürgecilikten, kapitalizme ve oradan da çok dinli, çok kültürlü, çok toplumlu, hak ve hürriyetlere saygı, adalet, barış, demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve refah medeniyeti kriterlerinde karar kılmış ve Müslüman bir ülke olan Türkiye'yi aday göstermiş bir Avrupa Birliği var karşımızda. Eski Avrupa yok artık. Müslümanlar, bazı dindarlar eski Avrupa'yı ve Haçlı seferlerini, kolonyalizmi, sömürgeciliği, kapitalizmi vesaireyi de nazarı dikkate alarak, ondan sonra eski Haçlı seferini dikkate alarak Avrupa Birliği'ne karşı geliyorlar ve böylece Avrupa'yı toptancı yaklaşıyorlar. Halbuki demiştik ki, Bediüzzaman demiştik ki iki Avrupa var, birisi İsevi dini hakikisinden istifade eden hak ve hürriyetlere, adalete, medeniyete, sanata ve faydalı sanatlara ve ilme ve teknolojiye çalışan birinci Avrupa. Başka ikinci Avrupa zaten Eskişehir'i o temsil ediyor. O başka Avrupa Birliği birinci Avrupa'yı temsil ediyor. Bediüzzaman'ın söylediği birinci Avrupa'yı temsil ediyor. Hırvatistan ile Türkiye aynı zamanda tam üyelik görüşmelerine başlamıştı. Ve 2004'te ikisi için de karar çıkmıştı. Tamam, Avrupa Birliği'ne girebilirsiniz, gireceksiniz. Ancak 2009'da Hırvatistan 35 maddedeki görüşmelerini de tamamlar ve 2013'te tam üye olur. Türkiye ise 35 maddeden biri hariç hala diretiyor. Tek bir maddeyi geçirmiş. 34 madde hala insan hakları, hürriyetler, azınlıklar, işkence vesaire benzeri, basın hürriyeti ve ne kadar adalet, hukuk, işte anayasa maddeleri vesaire, bütün bunlar hala Türkiye diretiyor. Avrupa Birliği bu vaziyetiyle bizi kendi içine almaz. Nasıl ki bazı kulüplere üye olan giremez deniyorsa, onun şartlarını taşıyan ancak girebilir. Avrupa Birliği'nin şartları neydi demiştik? Avrupa bir kriterleri, insan hak ve hürriyetleri, adalet, hukuk, demokrasi, refah ve barış projesi, hak ve hürriyetler projesi. Dolayısıyla bunları Türkiye sağlamadıktan sonra onu oraya almazlar. Evet, demokratikleşme ki Türkiye'de kişiyi, vatandaşı önceleyen değil, despot sistemi, yönetimi önceleyen kemalist bir anayasa var zaten. Demokratikleşme, basın hürriyeti, azınlıklar konusundaki yeteri kadar zaten adım da atmıyor. Böylece Avrupa Birliği'ne
her zaman bir engel imkanı verdik. Onlar da 2. Avrupa'nın bastırmasıyla her zaman bu problemleri, bu sıkıntıları, bu 34 maddeyi önümüze koyuyorlar. Haklı olarak koyuyorlar. Ki bunu sadece bizden değil zaten. Üye olan tüm ülkelerden, Sovyetler Birliği'nden, Komünist Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerden de onları istediler. İngiltere'den de istediler. Ve şartlarına uymadığı için de İngiltere zaten şey yaptı, ayrıldı oradan da zaten. Yani dolayısıyla sadece Türkiye'ye, Müslümanlara uygulanan bir şey değil. Bütün topluluk üyelerine aynı şeyleri yapmalarını istediler. Neyi istediler? İnsan hak ve hürriyetleri, adalet, barış ve refaha giden ve doğru düzgün demokrasiye uygun bir anayasa, bir sistem, bir yönetim biçiminin getirilmesini istiyorlar. Ama Türkiye direttiği için, hala Kemalizm'de direttiği için, despotik ve hala darbeler anayasasında direttiği için Türkiye'yi tabii ki onlar da almaları mümkün değildir. Biz insan hak ve hürriyetleri, demokrasi, adalet, basın hürriyeti prensiplerine göre evet yaşarız. Ne demişti daha önce? Türkiye'nin dış politikası karman çorman şu anda ayrıca. Komşularımızla sıfır çatışma demiştik. Ama çatışması olmayan komşumuz kalmadı. Avrupa Birliği böyle bir Türkiye'yi nasıl alsın, nasıl alacak? Türkiye önünde sonunda Avrupa Birliği'ne girecektir. Bu hem Türkiye için hem Avrupa için elzem olan bir şeydir. Çünkü Türkiye'nin Avrupa ile tarihi, ticari, siyasi, ondan sonra şeyleri var, ticari, ondan sonra ekonomik birlikleri var, yönleri var. Hem tarihten gelen hem de bugün. Dolayısıyla Türkiye onun dışında, Avrupa Birliği'nin dışında kalamaz. Yeter ki Türkiye bu kriterlere uymaya çalışsın, o engelleri kaldırsın. O zaman rahatlıkla Türkiye Avrupa Birliği'ne girecektir. Ki zaten sadece şeyi düşünelim, Yunanistan'ı düşünelim. Nasıl büyük bir ekonomik krizin içine düşmüş ve iflas etmişti. Şimdi ne alemde Yunanistan? Milli geliri ne kadar? Kendisini nasıl düzeltti? Onu düzelten kimdi? Avrupa Birliği'ydi. Kendi üyesinin batmasına, çökmesine, gitmesine fırsat ve meydan vermemişti. Avrupa Birliği zaten budur. Biz insan hak ve hürriyetleri, demokrasi, adalet, basın hürriyeti prensiplerine göre yaşarız, yaşamalıyız. Avrupa Birliği de İslam dünyasına bir mesaj vererek Avrupa Birliği İslam'a karşı değil, bakın Türkiye'yi alıyoruz diyecek ve Türkiye Müslüman olduğu için alınmıyor algısını yıkarak Avrupa'nın kazanımı olacaktır. Ama öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü ne yönelen iktidarın değiştirilmesi zaruridir. Bir başka günde buluşmak dileğiyle.